Değerli izleyenler, Türkiye özellikle Kafkasya'da önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Türkiye'nin yaptığı tatbikat, kardeş Azerbaycan'la yaptığı tatbikat önemli bir ses getirdi. Sizlere günlerdir demiştim. Putin, Kremlin hop oturup hop kalktılar. Yani Türkiye'nin Azerbaycan'la yakınlaşması en çok Rusya'yı rahatsız etti. Öyle ki Türkiye tatbikatta önemli çalışmalar gerçekleştirirken taarruz işlemleri icra edildi. Ve Karabağ Gence hattı ve birçok hatta Rusya'yı çekindirecek adımlar atıldı. İşte bu güzel adımlar tatbikattaki Sayın Akar'ın Turan ordusunu andıran birlik ve beraberlik içerisinde Azerbaycan ve Türkiye'nin kenetlenmesi gerektiğini gösteren o tarihi konuşmasından sonra Rusların ne yapacağı konusunda merak ettiğimi, Rusların belli hamlelerle, sembolik hamlelerle rahatlamak isteyeceğini belirtmiştim. Rusya hiç hoş olmayan bir hareketle Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatını gölgeleme amaçlı Azerbaycan'da en değerli biziz. Biz kırmızı halıda karşılanırız ve Azerbaycanlı komutanları evet dizeriz ve onları kendimize selamlatırız açıklaması ve duruşu öyle yabana atılır değil. Şunu ifade etmeliyim ki Azerbaycan bizim kardeşimiz, bizim canımız ve ciğerimiz. Orada bizim tatbikattaki kardeşliğimizi küçümseyen ve buna leke sürmeye çalışan Rusya'nın ve bu kardeşliğimizin derecesini anlayamayan Rusya'nın bu müthiş ve güçlü kardeşliğimizi bir gün tadacağını da söylemek istiyorum. İçimi acıtan bu bayrak töreninde kırmızı halı olmasa dahi daha başka, yani bu durumu daha güzel bir alanda gerçekleştirebilirdik. Niye öyle söyledim? Diyeceksiniz karşılama töreni. Burada tören var da burada tören yok mu? İki ülkenin askerleri bu kadar güzel bir dayanışma ve bir ordu hüviyetini, Turan ordusu hüviyetini taşıyan bu müthiş selamlaşmalarında, evet böyle halılar yokken, Rus komutan gelirken kırmızı halıyla karşılanması ve sırf bir yarışma bahane edilerek bu gemilerin geri çevrilmeyişi Ankara'da ve Türkiye'de hoşnutsuzluk oluşturdu. Türkiye'nin F-16'larını uçurması, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin desteğini açıklaması, karada atış destek vasıtalarıyla desteğini açıklaması, tüm imkanlarınızda yanınızdayız demesine karşılık, Aliyev yönetiminin tovuzun daha acısı kurumadan, daha soğumadan böyle bir çağrıyı kabul etmesi, Rus gemilerinin Bakü'ye yanaşmasına izin vermesi kabul edilir değildir. Bu yüzden Türk halkı böyle bir ziyareti Rusların kabul edilmesini anlamış değildir. Unutulmamalıdır ki daha Hocalı'da Rusların o izleri, o zulümleri daha kurumadan, Tovuz'daki bu barut kokusu daha kurumadan gelip de onlara çiçek sunulması yenilir yutulur değildi. Bunları Türkiye'nin izlemediğini gösteren önemli atılımlar için Aliyev Ankara'ya çağrıldı. En yüksek perdeden de bu söz iletildi kendisine. Yani Aliyev'e ciddi bir şekilde Türkiye'ye askeri anlamda anlaşmalar yapmak için çağrılar geliyor. Türkiye bu Rus gemilerinin Bakü'ye yanaşmasını kendi tatbikatına bir misilleme olarak görüyor. Ve burada diyor ki Kafkasya'da asıl ben varım diyecek Türkiye. Bunu nasıl sağlayacak? Gelin bu haberimizin bu yönüne geçelim. Şimdi bu konuşmada Sayın Aliyev ne dedi? Sayın Aliyev dedi ki biz bundan sonraki silah tedarikimizde Türkiye'yi birinci sıraya aldık. Oh ne kadar güzel değil mi? Ayrıca şu masanın uzunluğu gerçekten çok büyük. Bir futbol sahası kadar geniş olsaydı daha iyi olurdu. Sayın Aliyev böyle uzun bir masa olur mu? Kardeşler bu kadar uzak oturur mu? Mikrofonla mı konuşacağız? Şimdi konuyu dağıtmadan
Sayın Aliyev'in kendi ağzından duydunuz siz de. Bunlar da yayınlandı. Ne dedi Sayın Aliyev? Silah tedariğinde birinci sırada olacaksınız. Biz aslında üslerle alakalı çok açıktan olmasa da Türk askerine her gün misafir etmek bizi mutlu eder diye düşünürken Sayın Aliyev'in şu sözü kulaklarımızda hala yankılanıyor. Askerleriniz Türkiye'ye geri döndüğünde buradaki misafirperverliği, çok daha iyi anlayacaklar. İşte şunu ifade edeyim. Türkiye, silah teknolojisinde, SİHA'larında, kumandasında Türk subayları olmak üzere Anadolu'dan gidelim. Anadolu'dan giden, yoksa Azerbaycan'da Türk, karışıklık olmasın diye söylüyorum. Anadolu'dan giden Türk kardeşleri, Azerbaycanlıların gelip orada bu silahlarımızı hem eğitim hem de güvenli test ve uygulama açısından kullanacaktır. Ve bunun yanında Milgem gemi projesi, Türkiye'nin modern, çağın en ileri seviyelerinde bir sürü silah sistemine sahip, savunma, taarruz, top vesaire, her türlü radar ve düşmanı tespit edebilme, roket atabilme ve benzeri adımlara sahip olan, gemi savar füzelerine sahip olacak olan Milgem'in bu modernize gemilerin kardeş Pakistan'a 4 adet yapıldığı ve bir dördüncüsünün de tamamlanmak üzere olduğu ve teslimatların başlayacağı da daha dün gibi aklımızda. Yani Pakistan'ın birçok bölgesinde orada da bu üretimin belli kısımları devam ediyor. Türkiye'nin Milgem projesi kapsamında kardeş Azerbaycan'a Hazar Denizi'nde Rus tehdidine karşın 2-3 tane evet fırkateyn Milgem projesi kapsamında yaparak teslim etmesi bu görüşülen anlaşmada gerçekleşecek. Ama kanımca Türkiye'nin etrafı tehdit dolu olsa da Doğu Akdeniz kaynasa da Türkiye Azerbaycan istediği takdirde 2 adet savaş gemisini Azerbaycan'ın güvenliği için oraya konuşlandırabilir. Ayrıca atmaca füzelerimizle karadan denize hiçbir gemiyi dünyada, hiçbir gemiyi kıyıya 200 kilometre yaklaştırmayacak bir teknolojiye de sahibiz. Yani böyle olduğu zaman kardeş Pakistan'ı böyle gülümsettiğimiz gibi, subaylarını gülümsettiğimiz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin yüzlerini de gülümsetiriz. Böyle güzel gelişmeler çok önemli. Ve Pakistan'ın nükleer askeri gücü. Şimdi bu nükleer askeri güç Azerbaycan'ın Türkiye ile entegrasyonunda, Türkiye'de silah tedariğinde, her türlü güç ve her türlü destek babında Azerbaycan'ı caydırıcı yapacaktır. Azerbaycan'ın böyle caydırıcı olması da gerçekten süreci ateşleyecek ve olumlu yönde seyretmesine neden olacaktır. Sayın Akar, Azerbaycan'a kuvvet komutanlarıyla gitmiş ve gerekli güçlü mesajı en üst perdeden vermiştir. Ve bu konuda daha da iyi iletişime ve ilişkilere sahip olunması gerektiğini belirtmiştir. Bir husus daha var ki içimi acıtan. Şu hususu iletmek istiyorum. Biz kardeş ülkeyiz. Artık Azerbaycan lideri Türkiye'ye gelmek istediği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'deyse bir telefon açıp gelecek kadar protokolü en aza indirecek kadar yakınız biz. Yani Aliyev öyle dese gelse gelme mi denecek? Veya Sayın Erdoğan Azerbaycan'a gelse gelme mi denecek? Sayın Akar'ın kamera karşısında Sayın Aliyev'e davet yapması güzel bir şey. Ama işin üzücü bir tarafı da Sayın Akar'ın davet yapmasına dahi gerek bırakmadan Tovuz saldırısından hemen sonra Sayın Aliyev'in güçlü ve emin adımlarla Ankara ziyareti yapması da tüm Türk dünyası tarafından bekleniyordu. Ayrıca Türkmenistan ve Kazakistan'la ilgili oradan geçen silahların İran kanalıyla Ermenistan'a ulaştırılıyor olması da Türkiye'nin bu bölgelerde önlem alma ve ikili ilişkileri kurarak bu soruna çare bulma dürtüsünü de geliştirecektir. Türkiye ve Azerbaycan her zaman tatbikat yapacak. Bunu da Sayın Akar görüşmede bunu bir süreye sınırlamayalım demek istedi. Sürekli ve caydırıcı olsun. İşte bu gelişmeler ve dahası şu anda Kafkasya'da Azerbaycan'ın varoluş mücadelesidir. Eğer Rus gemileri elini kolunu sallayarak bu şekilde gelir ve kendi vatanlarında gibi elini kolunu sallayarak bu şekilde debilediklerini görürseler yarın daha vahim ve daha çirkin olayları yaşatacaklarını evet birçok uzman da bu görüşe katılıyor. Bunlara engel olmak ve güçlü ordumuzun
Bilgem projesiyle geliştirdiği gemilere kısa vadede kiralayarak, yani ücret almadan dahi Türkiye bu desteği verir ve her zaman da Azerbaycan'a her türlü silah desteğini verir. Diğer satacağı Milgem'leri de en uygun fiyatlarla, uygun koşullara verebilir veya enerjiyle takas eder. Ama şu husus var ki Türkiye gerçekten Azerbaycan'ı evet benimsiyor, kendi parçası gibi görüyor ve bu karşılamayla bu karşılama arasındaki şatafatı ayırt edebiliyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği çok büyüktür ve her zaman da büyük ve etkin olacaktır. Türkiye'miz Azerbaycan'ın yanında olduğunu en iyi şekilde bu yapılacak yeni anlaşmalarla gösterecektir. Turan ordusunun şahlanışı ve atılımı devam edecektir. Kardeş Azerbaycan halkı, biz Türk halkı olarak sizlerleyiz. Türk devleti olarak sizlerleyiz. Türk hükümeti de zaten sizlerle. Hiç merak etmeyin. Sizleri düşünüyoruz. 7/24 sizleri duamızla, emeklerimizle ve isteklerimizle iyi olmanızı diliyoruz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videomu beğeni atarak arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.